Sevgili izleyenler, İstanbul Times TV'den herkese merhabalar. Bugün İstanbul'un Gazi Osman Paşa ilçesinde vatandaşlarımıza bu hafta sonu erken seçim olsa hangi lideri desteklersiniz ve neden sorusunu soracağız. Bakalım nasıl yanıtlar alacağız, hep birlikte izliyoruz. Merhabalar. Merhabalar. Bu hafta sonu erken seçim olsa hangi parti oyunuzu kullanırsınız? Ben mi? CHP'ye. CHP'ye mi verirsiniz? Neden CHP? Çünkü dünyanın tamam bu akıda kadar AK Parti'nin görüyün halimizde. Bir kilo melemenlik domatesi bir kilo alıyorum. Hayat başını aldı gidiyor. Çok kötü bir gündeyiz kızım. Parçayımızı çok seviyorum, başbakanımıza. Ama çok bize böyle çok batırdı ya. Çıkmaz yoldayız. Daha önce hangi partiye oy vermiştin? AK Parti'den değil mi? CHP. Niçin CHP? Artık başımızdakilerin daha fazla kalmasını istemediğim için. AK Parti hariç yani. Hangi parti? Fark etmez, AK Parti hariç. Evet, gerçi aynen. Neredeyse hepsi ona benziyor ama. AK Peki, Parti hariç hepsi yani. Peki AK Parti hariç ona, aklınıza hangi parti en var? Yakın rakip. Aynen. Herhalde CHP olur muhtemelen. Niçin CHP? Yani, AK Parti olmasın da artık hani yani onun için. Demokratik Türkiye, insan hakları, anayasa, halkına eşit muamele yapan bir parti istiyorum. Hangi parti? Ya Cumhuriyet'in partisini isterim. CHP istiyorum. Niçin CHP olur? Yani daha yakın buluyorum. En çok beni canımı acıtan, evet, iki üniversiteli annesiyim. Çocuklarım borçlu esnaflar. O beni çok üzüyor. Dışa bağımlı kalmaktan her şeyde. Nazım Hikmet kaç yıl önce çöp alırız demişti. Evet, saman aldık, dışarıdan alıyoruz. Hani? Kasabalarda bizim parti biraz hırpalandıysa da bile gene de inşallah kazanacağız. Hangi parti olur? Ben AK Parti'den bahsediyorum. Ama biraz hırpalandı. Biz devlet memuru olduğumuz için bu soruya cevap veremeyeceğiz. Çok özür dileriz. Tabii yok, bize yasak. Peki siz de mi aynı? Aynı evet. Durumdayız. Biz teşekkür ederiz. Valla Mansur Yavaş için oy kullanırım bir tek bu ülkede. Başka da bir adayım yok. Peki niçin Mansur Yavaş olur? Yani belediyecilik ödülü almış bir adam. İşleri iyi. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi bile o kadar çalışmıyor yani, öyle söyleyeyim. Anket yapıyorsunuz. Valla kararsızım şu anda ama hiç AK Parti olacağını sanmıyorum ama. Hangi parti olur? Valla AK Parti olmazsa CHP'de biraz bana şey gelir. Meral olabilir mesela. Niçin Meral Akşener olabilir? Şimdi niçin olabilir? Ben şimdi CHP'ye güven, yani bir CHP şeyine güvenmiyorum mesela. Partiye, yani ki şahsa değil, partisine güvenmiyorum. O söylediği vaatler hiçbiri inandırıcı gelmiyor. Ha, AK Parti'den sonra da yapabilecek kişi mi? Bence CHP değil. Olursa bence Meral olur yani. Hafta sonu erken seçim kararı alınsa hangi partiye oyunuzu kullanırdınız? AK Parti. AK Parti. Niçin AK Parti? Yani çalışan bir sistemi baltalamak istemem açıkçası. Yani hala hazırda tüm altyapı ve yatırım çalışmalarını başlatmış ve bunun meyvelerini almaya başlamış bir hükümeti baltalamanın manası yok. Bazı şeylerden dolayı AK Parti'ye oy veririm. Ama bazı şeylerden AK Parti'nin yaptığı icraatların çoğunu beğenmem, oy vermem. Yani onun için kararsız olurum. Peki. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hiç bilmiyorum, hiçbir fikrim yok. Kararsız mısınız bu durumda? Kararsızım artık. Niçin? Niçin kararsızsınız? Bir durumdayız. CHP. Niçin CHP? Yani artık yeter. Yani gına geldi millet diyorum ben. Yani bunu da en büyük çare CHP olur. Cumhurbaşkanlığında da İmamoğlu tadından yenmez diyorum. Yani kararsız mı oluyor? Hayır, boş. Direkt boş. Kimseyi beğenmiyorum. Erken seçim olsa siz kullanmayacaksınız. Yani kimseyi düşünmüyorum ya, boş. Neden boş? Çünkü muhalefet, düzgün muhalefet yapamıyor. Diğer tarafta iyi yönetemiyor. Ben biliyorum nereye vereceğimi. Nereye amca? Biliyorum. Peki. Ama şu an daha düşünmedim. O zaman karar vereceğim parti başına gidince. Şu an öyle bir karar alınsa ne yaparsınız? Bilmiyorum da karar vermedim. Kararsızım, bilemiyorum. Mevcut parti. AK Parti'ye kullanırsınız. Niçin AK Parti? Ya diğerlerine güvenmediğimiz için. Mevcut durumlardan çıkaramayacağı için ülkeyi. Yani yine AK Parti çıkaracak bu ekonomik şeyden, yani ülkeyi. Öyle tahmin ediyoruz. AK Parti ya. Niçin AK Parti?
Çünkü AK Parti'den çok memnun olduğum için. CHP'den ben hiç memnun değilim. İyi ki de size rastladım. Allah rast getirdi. Aklımda şu an bir şey yok ama şu an daha erken olduğu için düşünmüyorum ama aslında kesinlikle şeye vermem. Belediye olarak AK Parti'ye ama vermem. Çalışma ya, çalışma. Hiçbir çalışmasını ama görmüyorsun. Çalışma. Ama size kararsız mı diyoruz? Evet. Ha. Genel vermeyeceğim ona ama AK Parti'ye şey belediye vermeyeceğim. Hani bunu ne, kim alıyor bizi, kim çekiyor bizi? Vermeyeceksiniz ama hangi partiye vereceğinizi şu an düşünüyorum. Yok, şu an kararsız. Evet, evet. Diyorum. Bu hafta sonu erken seçim kararı alınsa hangi partiyonuzu kullanırdınız? CHP'ye. Niçin CHP? Bizi kurtarabileceğini düşünüyorum çünkü bu ekonomiden kurtarılabileceğimizi düşünüyorum. Yani biz öğrenciyiz. Çok zorluklar çekiyoruz. Arkadaşım mesela şehir dışında kazandı ama yurt bulmakta çok zorlandı. Bu gibi konularda çok muzdaribiz. O yüzden bize iyi geleceğini düşünüyorum. Ya çok da iyi değil ama en azından o var sadece şu anda seçenek. O yüzden onu seçerdim diyorum. Şahsen seçim olsa da ben oyumu kullanmam. Siyasetin içindeki hitapları artık sevmiyorum. Herkes belirli bir şekilde, belirli bir yönergede gitmiyor. Herkes kendi menfaatini düşünür olmuş. Eğer gerçekten adam gibi bir adam çıkacak derseniz, ki o da yok, göremiyorum. Ülkenin sonunu hayır etsin Allah. Kararsız değilim. Karar verecek adam bulamıyorum. AK Parti. Niçin AK Parti? Ben seviyorum. Sevdiğim için de atıyorum seve seve. CHP. Niçin CHP? Yani bizim geldiğimiz durum ortada. Yapılanlar ortada. O zamanında bize verdikleri vaatler ortada. Yapmadıkları tamamen ortada yani. Kesinlikle CHP'yi veririm. İnşallah bu İstanbul'un yolu izi düzgüne girer de. Çocuklarımız okula gidemiyorlar. Covid olacaklar diye yüreğimiz ağzımızda geziyorum. İki gün gönderdim, üçüncü gün hasta bu çocuklar. Gerekli tedbirlerin hiçbiri yok. Ne okullarda ne dışarıda. Eğitimlerin hepsi halt safhada. Zaten 1,5-2 sene gidemedi bunlar. Bu çocuklar okula evde öğreneceklerse okulları niye yaptılar? Gerekli tedbirleri alsınlar. Gerekli temizlikleri yaptırsınlar. Merhaba. Bu hafta sonu erken seçim kararı alınsa bu durumda hemen ne yaparsınız? Hemen yapılsın, hükümet devrilsin. Bir saniye ama. Tabii. Bir saniye yapılacak. Bu durumda ne yapacaksınız? Hangi partiye vereceksiniz ve nasıl değerlendireceksiniz? Neden? Kişiselleştirmeden konuşacaksak tabii ki. Hangi partiye oy veririm? Hiçbirine. Hiçbirine mi? Güvenmiyoruz çünkü. O zaman kararsızsınız şu an. Kararsız değiliz. Kararımızı net. Oy kullanmayı düşünmüyorum. Ama verecek olsam sağcı bir insanım. Her zaman savunduğum bir sistem var. İttifakı sonuna kadar destekledim ama ittifak bizim desteklerimizi boşa çıkardı. Kararsız değilim. Kararlısınız. Kararlıyım. Parti var. Partim yok. Partim belli. Partiniz belli. Hangi parti? Belli. Ben milliyetçi yetişmiş bir çocuğum. Ülke ocaklarında büyümüş bir çocuğum. İttifak Partisi'nin sonuna kadar desteklemiş bir çocuğum. Ama inanın şu an bunu alamazlar. Hepimizin yüzünü kara çıkardılar. CHP'ye vereceğim. Ne sorsaydık? Ben CHP'ye vereceğim. Belli. Kısaca size de soralım. CHP kullanırım. Niçin CHP? Ne oldu? 20 senedir ne yaptı ki bu adam? Bir şey yaptı mı Tayyip? Hiçbir şey yapmadı. 2002'den 2007'ye kadar güzel iş yaptı da ondan sonra hep kendilerine çalıştılar. Ona erken seçim kararı alınsa? Tamam. Erdoğan'a. Niçin? Vatan için. Memleket için. Bayrak ya. İçin. Her şey için. Her millet. Şey için. Seviyorum. Millet. Başka? Millet için. Ben de millet aynı. Için. Ben de aynı. Ben de aynı. Siz de aynı düşünüyorsunuz. Niçin? Çünkü her 200 cetti. CHP. Niçin CHP? Neden CHP? Türkiye'nin kurucu partisi. Oy vermem. Hiçbir parti? Hiçbir partiye vermem. Siz ne yaparsınız? Ben AK Parti ile CHP hariç herkese verebilirim. Hangisi olur? Hiç fark etmez. Onlar dışındaki her şeye verebilirim. Niçin? Bilmiyorum. Çünkü kavga çıkıyor sürekli CHP ile AK Parti'nin arasında. O yüzden ben pek onu vermiyorum yani. CHP. Niçin CHP? CHP tutuyoruz. Niçin? Peki. Yani daha iyi bir gelecek için. Onun için. CHP'ye. Milliyetçi Hareket Partisi. Niçin Milliyetçi Hareket Partisi? Devletçi olduğu için. Milliyetçi olduğu için. Ülkeye daha gelecekte çoluğumuza çocuğumuza daha yararlı olacağı için. Bizden şu yaştan, 56 yaşındayım ben. Bu yaştan sonra bizden bir şey olmaz. Ama gelecek nesil için AK Parti'nin ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin beraber de yürümesinden memnunum. Ben milliyetçiyim. Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy vereceğim. Ben Memleket Partisi'ne vermeyi tercih ediyorum. Çünkü muhalefet tarafında farklı isimler görmek istiyorum.
Yani tek seçenek olduğu zaman partiler farklı ya, o güçle bizim görmek istemeyeceğimiz kararlar alıyorlar ve bu bence korkutucu bir şey. Mevcut hükümet, mevcut muhalefet yani çoğu zaman bize güven ortamı sağlamıyor. Bizim anlamayacağımız dilden konuşuyorlar. Kendi aralarında çalıp oynuyorlar. Hiç bize alakadar etmeyen şeyleri konuşuyorlar ve bu çok sinir bozucu yani. Şahsen ben ülke gündemini gördüğüm zaman karamsarlık basıyor bana. Ben sanki bu ülkede yaşamıyorum. Onlar başka şeyleri konuşuyorlar. Ben başka bir alemde yaşıyormuşum gibi geliyor. O yüzden muhalefet tarafında farklı isimler görmek istiyorum. Özellikle Muharrem İnce gibi bir ismi görmek istiyorum. Çünkü muhalefet tarafında sesini duyuran, CHP'nin içinde de sesini duyuran bir insan. Güveniyorum bu adama. Yani belki ülke yönetemeyecek ama mecliste olmasını, orada sesinin, bizim sesimizi duyurmasını isterim. Kızım, bak. Şimdi ben Erdoğancıyım. İnkar etmiyorum. AK Parti'ye verirsiniz. Ne için AK Parti? Şimdi faizleri düşürdü. Tamam, faizi düşürdü ama dolar, euro yükseldi. Onu yap, iyi yapmadı işte. Onları da düşürmesi lazım. Her şeyi el atması lazım, düşürmesi lazım. Bizim paramız değerli olması lazım. Paramızın değeri yok. 200 liraya bozdu. Seçim anketi yapıyoruz. 5 dakika sonra para bitti ya. Her şey pahalı. Ben AK Partiliyim. Ne için AK Parti? Yani hizmet olsun, şey olsun, ben devamlı 19 yaşından beri AK Parti'ye oy veriyorum. Ama istediğimi de görüyorum yani. Hani faydasını da görüyorum, zararı yok. Her şey mesela 10 dakikada bir metroya biniyorum, rahat rahat metromda gidip geliyorum. Yeniden referat, ben Fatih Erbakan diyorum. Peki yaşınız kaç? Yaşım 19. Aynen. Yeniden referat halkı ve milletimizi ana daha görüşlü, daha samimi bir şekilde derdini anlatıyor. Çünkü yani bu zamana kadar millete verdiği çaba ve içeriden dolayı yani hem tebrik ediyorum hem de yani ekonomimizi başkan seçilirse yani ekonomimizin, sanayi bölgesinin daha iyi bir hizmet verebilmesi adına ben yeniden referat diyorum. AK Parti'ye. Niçin AK Parti? Başkası iyi yok ki. Kime vereceğim? Demirtaş'a mı vereceğim? Ben AK Parti'ye veririm. Kullanmıyorum ben. Kullanmaz mıyım? Yok. Bundan sonra kullanmıyorum. Yani kararsız mısınız? Yok, kullanmayacağım. Kesin kullanmayacağım. Hiç kullanmayacaksınız. Kullanmıyorum. Ben sandığı bekliyorum. Nasıl? Israrla sandığı bekliyorum. Bu hayat pahalılığından ve bu iktidardan kurtulmak istiyorum. Yani erken seçim olmasından yanasınız. Yani, peki böyle bir durumda hangi lideri destekleyeceksiniz? Ben muhalefet partileri. Ne için? Verdikleri demeçler çok iyi. Şu an bu başkanlık sistemine geçin rezalet. Rezalet ya. Dolar 8.80 olmuş. Alım gücü yok. 1 kilo şeftali alamıyorum. Ben 1800 lira emekli maaş alıyorum. 20 lira olmuş şeftali. İncir 25 lira. Alamıyorum artık ben. Bak şimdi geçen gün benim torunum var. Dedi bana para verir misin? Cebimde para veremedim. Ama ısrarla gitsin bunlar. Gitsin ve muhalefet gelsin. Muhalefet değilse onlar da gitsin. Yani bundan önceki olduğu gibi gene CHP'ye vereceğiz. Peki ne için CHP olur? O umut dünyası derler ya. Şimdiye kadar gelen partiler ülkeyi batırdıkları için. Bir de CHP gelsin, bir de onlar batırsın, bir de onlardan görelim. Bu kadar. Bu hafta mı? Erken seçim olsa. Vallahi şu ana kadar AK Parti'di. Bu saatten sonra İYİ Parti. Evet. Niçin İYİ Parti? AK Parti... Ne bileyim yani sözünde durmadığı için. Ben beyefendiye katılmıyorum. Beyefendiye katılabilirsin. Ben de AK Parti'yi besledim. Şu an görüyorum ki barajı 7'ye indirdiler. MHP'den birlik oldular. MHP'nin zaten oylarını bütün cezaevi şu an onu destekliyor. Desteklemezse MHP'nin de işi bitmiştir. Kesinlikle. Evet, ben İYİ Parti diyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Erken seçim durumunda hangi partiyi desteklersiniz? Şu anda Türkiye kim yönetiyorsa şu anda gene kesinlikle ona veririm. Çünkü o adamdan başka hiç kimse bu Türkiye'yi yönetemez yani. Ondan başkası gelen daha iyi mi yapacak? Hayır, kesinlikle herkes çıkarı için zaten seçilmek istiyor. Bal tutan parmağını yalar diyelim biz. Gene hayırlısı neyse olsun tabii ki ama dediğim gibi gene Recep Tayyip Erdoğan'dan başka bu Türkiye'de kimse yönetemez. Seviliyor yani. Hayırlısı olsun. Ne bileyim, kararsızım şimdi bak. Öyle bir soru sordun ki. Peki niçin kararsız? Ya AK Parti'ye yalan söylemeyeyim şimdi. AK Parti'ye veriyordum. Şimdi görüyorsun ortalık karıştı, birbirine şey etti. Şimdiye kadar AK Parti'ye veriyordunuz.
Aynen. Peki şimdiden sonra hangi parti düşünüyorsun? Sonra da artık herhalde bu ne parti adlandığını diyorum anam ben ona. Hangi parti? Kılıçdaroğlu'na vereceğim. Evet. Niçin? Ya o adamın konuşmaları çok hoşuma gidiyor. Çok güzel konuşması şeyi. İnşallah sonumuz iyi olacak. Hangisi hayırlısıysa olsun yavrum. Tarafsız. Niçin kararsın? Vallahi ne olacağını şu an biz de bilmiyoruz. Yani ortada kaldık gibi bir şey. Niçin AK Parti? Canım öyle istiyor belki. Yani bir şey olması mı gerekiyor? Yok sebebi yok. Herhangi bir parti yok. En iyi şu an onlar yönetiyor Türkiye'yi. Teşekkür ederim. CHP. Niçin CHP? CHP'liyim. CHP'liyim ben. Alem de CHP'li. Peki niçin CHP diyor? Hep onları atıyor. Burada devletin seçimi ilkten suçsuz yargılamamakla devletine adaleti kurmuştur. Burada adaletsizlik, suçsuzluk vardır. Suçsuz yere beni içeriye attılar. Abimi 10 yıl 2 ay içeriye aldılar. Burada böyle bir şey mümkün oldu. Madem böyle bir şey mümkün oldu, pazar sandığını kuracağım. Milleti burada başıma taş. Beni rahatsız ettiler burada. Peki ben size şunu sorayım. Beni suçsuz yere içeriye attılar beni. Bu durumda televizyona Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum. Başıma taş. Milleti rahatsız ettiler burada. Öyle bir durum yoktur. Burada suçsuz yere beni içeriye attılar. Gazi Osman Paşa Cumhuriyet Başsavcılığı. Çok geçmiş olsun. Burada olsun. Devletle milletle pazar sandığı çekeceğim. Polisleri ortadan geçireceğim. Sizinle... Hepinizi öldüreceğim. AK Parti'ye. Niçin AK Parti? Nasıl söyleyeyim sana? Ortada her şey. Ortada yani. AK Parti kızım. Niçin AK Parti? Memnunum. Gidişattan da memnunum. Her şeyden de memnunum. Ben 63 yaşındayım. Hepsini gördüm, geçirdim. Yani bu işi bu kapasitede insanlar yok yani. Anladın mı? Bu işi yapacak olan Erdoğan. Şu an yorum yok. Kararsız mısınız? Ben Erdoğan'a. Erdoğan'a. Niçin AK Parti? Çünkü onu tutuyorum. Eminim o kazanacağını eminim yani. Ben CHP'yi desteklerim. Niçin CHP olur? Daha iyi yöneteceğine inanıyorum CHP'nin. Çünkü hani biraz değişim lazım bu ülkeye. Her konuda değişim lazım. Bu yüzden CHP'yi desteklerim. AK Parti'yi tutuyorum ama. Niçin AK Parti? Bilmiyorum ben. Onu tutuyorum. Bilmiyorum. Yani tutuyoruz daha doğrusu. Bazı yani şeyleri her şeyinden önemli yaptığı şeyler. Ne nasıl anlatayım? Güzel şeyler yapıyor. Ne? O yüzden. Bir kere Recep Tayyip Erdoğan. Niçin AK Parti? Ya AK Parti daha şey. Neden diyeceksin? Çünkü yani her şeyi yapıyor adam ama çoğu insanımız bunu anlamıyor. O yüzden tamam pahalılık var ama onu da o yap demiyor. Bizim insanlarımızın gözü aç ki onlar yapıyor yani bunu. Rica ederim. Cumhuriyet Halk Partisi. Niçin? Vallahi yapılanları görüyorsunuz memleketin içerisinde. Olmayanlara, olamayanlara, memleketin ekonomik durumunu. Yani bu yüzden. Yani ikinci bir X parti olsa onun dışında şu an mevcut zaten belli. İkinci bir şey. Yani CHP, İYİ Parti, onların ikisi olabilir. Ben kendim cumhuriyetçiyim çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'ne devamlı zaten oraya üyeyim de. Niçin Cumhuriyet Halk Partisi? Şimdi memleketin biliyorsun ekonomi durumu olsun, gerçekten de millete ayrışmadan olsun, tamamıyla kendi partisine üye olmayan insanları tamamıyla dışlayıp da ayrımcılık yapan, yani böyle bir yönetim olmaz. Onun için yani bu ülkeyi tamamıyla gençliğiyle, insanlarıyla birlik beraberlik sağlamak için anladın mı? Bu ülkeyi tamamıyla kalkındırmak için. Ama maalesef ülkenin tamamıyla yokluk içerisine alıp da kendi yandaşlarını zengin etti. Belirli bir kesim efendim yoksul içerisinde yaşatıyor. Pek bir şey göremiyorum da bilmiyorum yani. Aynen kararsızım. Çekimsel kullanırdım ben. Vallahi CHP destekler. Niçin CHP? Çıkıyor mu televizyona? Ben karışmayayım o zaman. Yani niçin? Sebebi nedir? Olsun. Sebebi de bende kalsın. Ay ben hiç girmeyeyim bu konuya. Neden? Yok girmeyeyim yok. İktidar partisini desteklemem. Desteğim Cumhuriyet Halk Partisi olur. Peki niçin Cumhuriyet Halk Partisi?
Çünkü kendimi ideolojik olarak yakın hissediyorum. Ayrıca bununla beraber iktidar partisinin artık Türkiye'ye herhangi bir yararının olmadığını düşünüyorum. Tabii CHP'ye oy verirdim. Niçin CHP? Çünkü yani iktidarda olan kim olduğu herkes görüyor zaten ve ülkenin halinde ne durumda olduğu gözüküyor. Ekonomi olsun, eğitim olsun. Hani hiçbir genç bunlardan yararlanamıyor. Hani ben CHP'nin bir ihtimalle olsa daha iyi bir geleceğimiz yani yapacağını düşünüyorum. Vallahi ben şu anda Suriye'den getirdiği vatandaş adaylığını koysun ona veririm. En azından derdimize derman bulur. Çünkü evsizliğin ne olduğunu biliyorlar. Hemen onlara evleri verdiler. Onlar da bize verir. Peki hangi partiye oy verirsin? Ya vallahi şu anda bize ev verecek parti yok. 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 Derdimize de derman olacak yok. Ama ben Mustafa Sarıgül'e vereceğim bu sefer. Niçin? Çok yakışıklı olduğu için. En azından Tayyip Erdoğan'dan daha güzel edebiyatı biliyor. Teklemiyor konuşmada. Tam bir lider. Geçmesin. Hiç olmazsa bundan zaten bir bok olmadı hanımefendi, özür dilerim size karşı. Ama ona vereceğim. Kesinim. Evet evet. İki oyum var zaten. Bir eşimin, bir benim. O da Sarıgül'e feda olsun. Yani bir 20 sene ömrüm yok. 63 yaşındayım. Bir 10 sene rahat yaşarsak o da yeter bize. En azından Sarıgül'ü de bu ülkeyi yönetiyor diye görürüz. Çünkü kendisini beğeniyorum ben. Şişli Belediye Başkanı olduğu dönemde. İlk o dönemlerde. Ben o zaman orada iş yeri çalıştırıyordum. Tekstilciyim ben. Sarıgül'ü çok seviyorum. AK Parti. Niçin AK Parti? Recep Tayyip Erdoğan'ın daha iyi yönettiğini düşünüyorum. Hem ülke açısından, hem böyle konuşmaları olsun. Yani yaptığı hedefler falan. Bu partiyi desteklemem. Boş mu kullanırsın? Ne? Boş mu kullanırsın? Hiç oy kullanmam. Yani çevreme de bir... Yani kararsız mısınız? Yok, kararlıyım. Yani AK Parti'den başkasına veririm. AK Parti'ye vermem oy. Gördük onu. CHP'ye, AK Parti'ye. Şu anki şeye vermem, sisteme vermem kesinlikle. Hangi partiyi o zaman desteklersin? Var, benim partilerim var. Bu iki partinin dışında hepsini desteklerim. Hepsini veririm o sorun değil. Davut Gül mü? He, Davut Gül'e veririm. Niçin? Vallahi adam iyi adam. O adam o varken zaten AK Parti'de güzeldi yani. Güzel işler yaptı yani. O nasıl gitti? Dağıldı AK Parti'nin bütün planları. Ben şu anda hiç partiye oy vermem. Niçin? Çünkü hep kararsızım yani. Bakıyorsun hepsi birbirinden beter. Halk için ne yapmışlar? Ne emekli için, ne vatandaş için. Bakın şurada %90'ı halkın yani hepsi çaresiz durumda. Bu hafta sonu AK Parti'ye. Niçin AK Parti? Niye vereyim ki? Yani başka bir şey vereyim. Ben tabii ki AK Parti. Niçin AK Parti? AK Parti bu dünyayı kaldıran insanlardan biridir. Cesur insanlardan biridir. O bir diğerleri hepsi Komünist Partisi'dir. Delikanlı Operasyonu dinle. Rica ederim. Ben AK Parti'ye. Niçin AK Parti? Yani ondan başka yönetecek bir insan olmadığından dolayı. AK Parti. Niçin AK Parti? Güzel yönetiyor ülkeyi çünkü o yüzden. O bakımdan. Tabii ki de kesinlikle Cumhuriyet Halk Partisi. Niçin Cumhuriyet Halk Partisi? Yani nedenlerinden örnek pay biçecek olursak yani bu zamana kadar yani milletin insanların aklıyla alay etmelerinden dolayı yani bu zamana kadar satmış oldukları şeyleri hangi parti döneminde yapıldıklarını ele alırsak ki kendilerinin bu ülkeye bir çivi dahi çakmadıklarını düşünüyorum ki deminki abinin dediği gibi oturup konuşacak aslında çok şey var ama tabii ki de oyum gençlerin ve Z kuşağının da tek numaralı partisi Cumhuriyet Halk Partisi. AK Parti'ye kullanırım. Niçin AK Parti? Niçin AK Parti? Yani eskiye nazaran her şey daha iyi. CHP. Niçin CHP? Çünkü laik. Vallahi şu anda söyleyemem yani. Hangi parti? Hayırlısı kimse o gelsin. Yani parti böyle olur. Erken karar alma durumunda kararsız mı kalırsınız? Var kararsız mı aklınızda? Kararsız kalırım. Olmasa iyi değil yani. Zamanında olsa daha iyi olur. Vallahi kızım Komünist Partisi'ne veririm. Komünist Partisi. Evet. Niçin? Ya kızım CHP'ye bakıyorum bir şey yok. Kuru gürültü. O diğer partilere bakıyorum. AKP zaten belli. Affedersin. Hırsız, soyguncu. Partilerden hangisi? Ben Komünist Partisi'ni tercih ediyorum. AK Parti. Niçin AK Parti? Bilmiyorum. Kaç senedir AK Parti diye kullanıyorum. Sürekli çok çalıştığı için onu tercih ediyorum. Ve AK Parti'ye hep veriyorum. AK Partisi. Hangi AK Parti? Niçin AK Parti?
Seviyorum ondan. Memnunum ondan. CHP efendim. Niçin CHP? Artık değişmesi gerekiyor yani. Bir değişik gerekiyor. Değişmesi lazım yani. Çünkü çok, her şey çok kötü gidiyor. Değişmesi gerekiyor. Sadece bunu söylemek istiyorum. Tabii AK Parti. Niçin AK Parti? Allah, yıllardır onu veriyoruz. Dubisi beyin. Dur. Ben CHP derim. Niçin CHP? Onlara devamlı daha fazla güven. Bu durumu gördüğümüz için durum ne o halde bütün Türkiye biliyor. O yüzden o favorimiz. Bilmiyorum, ondan bir çare bekleyeceğiz ama bilmiyorum, bakacağız. Cumhuriyet Halk Partisi. Niçin CHP? CHP tabii yani, ne bileyim. Alternatif var mı başka? Yok. Gidişattan memnun değiliz. Hangi partiye kullanacaksınız? Biz şeye veriyoruz, Lamba'ya veriyoruz. Ya bu şeye, Erdoğan'a veriyoruz, Tayyip Erdoğan'a. AK Parti. Ha, niçin? Herkese ne veriyor? Herkes seviyor onu ya. CHP. Niçin MHP? CHP. Niçin CHP? CHP çünkü hakları koruyor. İnsan işçilerin haklarını koruyor. İnsanların haklarını koruyor. Millet İttifakı'nı. Niçin? Şu anda olan hiçbir şey yok onun için. Herkes bir şeye ihtiyacı var. Herkes emekli maaşından, yetersizliğinden, hayatı geçinemediğinden muzdarip. Çalışanlar ihtiyaçlarını, hayat şartlarını karşılayamadığından muzdarip. CHP'yi. Niçin CHP? Neden CHP? Değişiklik lazım. Hem de acil bir şekilde. Erken seçimini. Yani CHP veririz. Ya da niçin CHP? Ya da bilmiyorum yani, bildim bilesi onları tutuyoruz biz. Siz ne düşünüyorsunuz? Lakşeleri. İyi Parti. Evet. Niçin? Kadın olduğu için. Kadın dayanışması olduğu için. Bu sefer de kadın bakalım dersin. Erkekler yaptılar, ne bok yediler. Memleketi ne hale getirdiler. Şimdi biraz da kadınlar gelsin. Bilmiyorum, kararsızım ben. AK Parti hariç bütün partilere oy verebiliriz. Hangi parti? CHP. Niçin CHP? Yani AK Parti'den daha iyi yönetebileceğini düşünüyorum çünkü. Yani en azından vergi konularında falan açıklık getirebilirler. CHP'ye veririm. Niçin CHP? Çünkü AKP'den daha iyi yöneteceğini düşünüyorum ve o partiyi zaten destekliyorum, o yüzden. CHP'yi desteklerim. Niçin CHP? Var olan hükümetin ekonomi planlarını doğru bulmuyorum. Ayrıca bunun dışında gündemi takip ettiğim zaman çok fazla benim fikirlerime ters gelen uygulama görüyorum. CHP'nin ise bunu ters çevireceğini düşünüyorum. Örnek vermek gerekirse bugün düşen hükümetin baskısıyla bugün düşen faiz oranıyla birlikte. O yüzden CHP'yi desteklerdim. CHP'yi kullanırım. Niçin? Mevcut hükümeti beğenmediğim için ve artık yenilik istediğim için bu yüzden oyumu CHP'yi kullanırdım. Rica ederim. Her zamankine veririm herhalde. Çünkü evet, neden? Niçin? Neden? Ondan daha iyisi yok. Yani ondan daha iyisi olabileceğine de inanmıyoruz artık. Kötünün iyisi derler ya. O yani. Teşekkür ederim. Her zaman AK Partiliyiz ve devamız. Erken seçim kararı alınsa hangi lideri desteklersiniz? Hangi partiye oy verirsiniz? Sağ olun, çok teşekkür. Niçin? Recep Tayyip Erdoğan tabii ki de. Niçin AK Parti? Her şeyinden memnunum. Yani şu anda Türkiye çok ileri durumda. Ben bunu hem yurt dışı yurt içi çalışan olarak söyleyeyim, yaşayan olarak da söyleyeyim. Her şeyinden çok çok fazla memnunum. CHP. Niçin CHP? Yeter artık. Mehmet gitsin, Tayyip gitsin artık. Ben herhalde CHP verirdim. Niçin CHP olur? Niye CHP olur? Ben geleceğimi şu anki yürüttüğümüz adamda göremiyorum. O yüzden. Yani Recep Tayyip Erdoğan'da göremiyorum daha doğrusu. Hani benim geleceğim yok. Benim bir arkadaşım, 2 yıllık bir arkadaşım vardı. Üniversiteyi 2 defa bitirmiş bir arkadaşım. Ondan sonra bu kız öğretmen ataması için bekledi. Atanamadı. Ülkemize gelen sayın Suriyeli vatandaşlardan dolayı. Yani evet, atanamadı. Sonra kız intihar etti. Yani ben bu yüzden geleceğimi göremediğim için CHP'de buluyorum. Yani tabii ki AK Parti. Niçin AK Parti? Yani dere geçerken yol değiştirilmez. Yani AK Parti'ye vermezsek ya AK Parti'ye vereceksin ya Amerika'ya. Diğerlerin tasması Amerika'nın elinde çünkü.
Vallahi şimdi parti olarak ben kamu personeliyim. Parti olarak birini seçmem doğru olmaz. Yani hayırlısı hangisi ise o olsun. AKP. Niçin? Başka kimse var mı? Görebileceği başka kimse yok. Göremiyorum öyle bir lider. Tabii ki de Halk Partisi diyeyim. CHP. Niçin? Yani biz ezelden beri zaten CHP'liyiz. Yani doğduğumuzdan beri annemler de öyle. Aile olarak. Öyle. AK Parti zaten biliyorsunuz. Yani şu anda ekonomik olarak herkes çöküşte. AK Parti'de laf var, icraat yok. Onu söyleyeyim. Aynen. Evet. AK Parti bana göre atıyor, öyle. Atıyor hep neydi o? Şeyler veriyor. Vaatler veriyor. Ya, hiçbirisi vaatler yerine getirilmiyor. Ama o müjdeler hep boş çıkıyor. Aynı şeyler. Ev kiraları almış başını gitmiş. 2+1'ler 3500 liradan başlıyor. Yani hiçbir şey. İnsanlar ekonomik krizde o Afganları, Suriyelileri toplayıp onlara bakıyor. Yani kısacası bu. 2500 lira emekli maaşı alıyorum. 2000 lira kira veriyorum. Geriye ne kalıyor? Millet İttifakı. Niçin Millet İttifakı? AK Parti'nin durumumuzu görüyorsunuz yani. Bir şey söylememe gerek yok. Yalan, dolan her şey var. Din sömürme var. Ne isterseniz var yani. Halkı düşünen yok, kendi ceplerini düşünüyorlar. Bir tek yüzükle geldim ben, eğer bu yüzük haricinde bir şeyim olursa dedi, o zaman çalmış yani. Bu erken seçim olsa oyunuz hangi parti? Başka parti mi var yani? Bunu niye soruyorsunuz ki? Evet, AK Parti. Niçin AK Parti? AK Parti'nin niçin olduğunu bilmiyor musunuz işte? Bak ne güzel röportaj yapabiliyorsun. AK Parti geldi, her şey bolluk geldi, bereket geldi, her şey geldi. Fazla da uzatmayın. Kararsızım. Kararsızsınız. Niçin? Hiçbirine güvenmiyorum artık. O kadar. Ya dediğim gibi zaten sıfırdan bir aday çıkmaz. Daha önce de siyasette olan bir aday olur. Yani onun daha önceki icraatlarına göre değerlendiririm. Şu an kararsız mısın? Evet. Kararsız. Yani adaya bağlı dediğim gibi. Kararsız diyoruz o zaman. Parti mi söyleyeceğiz? İktidarı seçmeyeceğim. Hangi parti olur? Yani iki parti arasında karar vermeye çalışıyorum. Ya CHP ya İYİ Parti. Net olarak? İşte zamanla. Evet. Neye göre değerlendireceksiniz? Yani şu anki her şey ekonomik durumumuza göre. O zaman kararsın mı? Yok, kararlıyım. Peki niçin ya CHP ya İYİ Parti? Yani benim görüşlerime daha uygun. Yani şu anki iktidardaki partiyi desteklemem. Hangi parti olur? Yani CHP biraz daha yakın, İYİ Parti de daha yakınım. Yani politikasal anlamda değil, şu son dönemdeki duruma bakıyorum Türkiye'nin haline. Yani vatandaş olarak hiç de tasdif etmediğimiz bir durumlar var. İnsanlar geçinemiyor. Hiçbir şekilde umut kalmadı. Gençlerde özellikle bu konuda çok büyük sıkıntılar yaşayacaklar. Yaşıyorlar da zaten. Ya şu anki mevcut durum bu. Ben oy kullanmayı düşünmüyorum bu sefer. Hiçbirisini... Kararsız mısınız? Evet. Kararsız. Evet. Böyle bir durumda nasıl değerlendireceksiniz? Kullanmayacağım. ANAP. ANAP'a veririm. AKP ANAP diyoruz ya. Niçin? Şu anda iyi hizmet veriyorlar yani.